İyi günler hanımlar. Göznur Örgülerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizinle tekrar beraberim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bulmaca modeli bebek battaniyesi tüm şeklinde size göstermek istedim. Ben bunun yapılışını, orta yapılışını ve battaniyemizin kenar yapılışını ayrı ayrı videolar halinde gösterdim. Fakat birçok soru aldım. Kenar örgüsünün bittikten sonra birleştirmesi nasıl oluyor diye. Sizin için tekrar kısa bir video çekeceğim. Nasıl birleştirdiğimi göstereceğim size. Arkadaşlar dediğim gibi ortayı ayrı örüyorum, kenarı ayrı örüyorum. Sonra bu şekilde dikiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. İsteğe bağlı olarak arkadaşlar ben birleştirdiğim yer çok belli değil ama yine de şıklık olsun. Hem de birleştirdiğim yer daha güzel gözüksün diye bu şekilde ince dikiyorum. Ama ince sizin zevkinize ait. İster dikerseniz ister dikmezsiniz. Dikilince de güzel hoşluk veriyor. Köşelere küçük papatyalar yapıyorum arkadaşlar. Tabii sizin zevkinize bağlı. Arkadaşlar battaniye ölçüm. Bunu da çok sormuşsunuz. 1 metreye 1 metre istiyorsanız eğer orta ilmek sayısı 126. Kenar ilmek sayımız 10 ilmekten başlıyor. 18'e kadar çıkartıyorum. Bu şekilde 7 tane tepecik yapıyorum. Battaniyemizin kenarına tam şekilde oturuyor. Ben ölçüleri tekrar size anlatımına videomun altında açıklamasını yaparım inşallah. Oradan bakarsınız. Dediğim gibi arkadaşlar ben videomun kısa anlatımını kenarı nasıl yaptım, nasıl birleştirdim onu göstermek amacıyla şöyle küçük bir model size başladım. Görmüş olduğunuz gibi bulmaca modelimiz. Bu da kenar yapımımız. Bu şekilde arkadaşlar bunu ben ördüm. Zaten bir önceki videomda bu kenar örümü nasıl yaptım tarif etmiştim. Size sadece burada birleştirdiğimi nasıl birleştirdiğimi göstereceğim inşallah. Arkadaşlar bulmaca modelini ben ilk videomda YouTube kanalımı ilk açtığımda bulmaca modelini anlattım ama biraz acemi bir video olmuştu tabi. Size tekrar kurulumunu anlatmak istedim kısaca. Şöyle 20-24 ilmek bir ilmek attım ilme. Haraş örgümü 2 sıra ördüm. Tekrar bir sırada haraş örüyüm. Haraş örgüm kanalında da anlattığım gibi farklıydı. Tekrar size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bu şekilde haraşolarımızı alıyoruz. Milimizi alttan doluyoruz. Bu şekilde. Yani kim arkadaşlar böyle alıyor ama bu şekilde değil. İlmeklerimiz devamlı alttan. Örgümüz de devamlı bu şekilde olacak arkadaşlar. Önden arkadan mil alışımız, İp alışımız bu şekilde. Sıra sonuna kadar böyle gelelim. Çok anlatmayacağım. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar ama tekrar göstermek istedim. Ben şu son ilmeği örmüyorum arkadaşlar. Bu şekilde milimi alıyorum. Sonra ilmeğimi alıyorum. İpi arkaya geçiriyorum. Bu şekilde örüyorum. Kenar ilmeğim daha güzel oluyor. Kenarına 4 ilmek kemer yapalım. Şimdi model kurulumuna geçiyoruz. İlk başta arkadaşlar 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Tekrar birimiz gördüğünüz gibi alttan bu şekil. Bir ilmeğimizi boş. 2 ilmeğimizi bir alıyoruz. Bir ilmeğimizi boş alıyoruz ve başını doluyoruz. 2 ilmeğimizi tekrar bir alıyoruz. Bir ilmeğimizi alırken ipimizi de bu şekilde alıyoruz örmeden. Tekrar göstereyim. 2 ilmeğimi bir aldım. Bir ilmeğimi örmeden başına doladım. Tekrar 2 ilmeğimi bir aldım. Bir ilmeğimi aldım, ipimi doladım örmeden. Tekrar 2 ilmeğimi bir aldım. Bakıyorum kenarda 4 ilmeğimiz kaldı. Burada da 4 ilmeğimiz vardı. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. Dediğim gibi ben son ilmeği örmüyorum. Milimde kalıyor. İpimi böyle arkadan geçirip bu şekilde örüyorum. Tekrar 4 ilmeğimizi ördük. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelimiz ters yüzden kuruluyor. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde bütün ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Doladıklarımıza dahil. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Dediğim gibi daha ince ayrıntısı ilk videomda var. Ben size kısa bir anlatım yapmak istedim. Evet. Bu şekilde
sıra sonuna kadar bu şekilde haraş örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi, doladıklarımız da dahil. Evet, sıra sonuna geldim. 4 ilmeğimizi de, kenar ilmeklerimizi de örelim. Son ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, model ortaya çıktı. Şimdi tekrar ters yüzdeyiz. Ters yüzde model kurulumunu yapacağız. Tekrar yapalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde örüyorum. En dikkat etmemiz konu bu kenardaki 4, yani kaç ilmek yapıyorsanız haroşaları, o haroşaları hiç şaşırmayın arkadaşlar. 4 ise 4, 5 ise 5. Haroşaları ördükten sonra model kurulumuna geçin. Şimdi modelimizi kuruyoruz. İlk sırada ne yapmıştık arkadaşlar? İlk iki ilmeği bir almıştık. Burada da tek ilmeği alıyoruz, başını doluyoruz. Bakın şimdi iki ilmeği bir alacağım. Bir ilmeği aldım, başını doladım. Şimdi dikkat etmeniz diğer bir konu, iki ilmek örüyoruz ya birleştirerek. Bu şurada bir boşluk var. Bu boşluk iki ilmeği birleştirirken, bir alırken devamlı solda kalacak. Ona dikkat edelim. Tekrar aldım, boşaldım. Tekrar iki ilmeğimi bir aldım, bir aldım, başını doladım. Tekrar iki ilmeği, bakın solda boşluğumuz var. İki ilmeği bir aldım. Tekrar bir ilmeğimi aldım. Tekrar iki ilmeğimi bir aldım. Burada bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani daha bir model daha koyabilirim. Yani bir ilmek alıyorum, başını doluyorum. 4 haroşam kaldı. Dediğim gibi kenar sırasına, haroşa sırasına çok dikkat edelim. Yoksa modelimiz kayıyor. Bu konuda çok soru aldım. Tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde bütün ilmeklerimiz dediğim gibi haroşa şeklinde. Tekrar örelim. Kenar haroşalarımızı ördük. Bütün arttırdığım, yani arttırdığım demeyeyim, doladığım ilmeklerim de dahil. Bütün ilmeklerim haroşa. Bu şekilde bütün ilmeklerimi örüyorum. Arkada ben bir sıra daha size model uygulaması yapayım. Sonra dikim işlemine geçelim inşallah. Takıldığınız konular olursa arkadaşlar lütfen videomun altına yorum yazın. Elimden geldiğince cevap vermek isterim. Evet, görmüş olduğunuz gibi modelimiz çıktı. Tekrar arka yüzdeyiz. Arka yüzde tekrar model uygulaması yapacağım. Tekrar yapayım size. Kenar ördüm. 4 haroşamız var. Dediğim gibi arkadaşlar battaniyede ben kenarıya 6 haroşa yapıyorum. Yani bu haroşa sayımızı sakın şaşırmayalım. 4 tane ördüm. Baktım şimdi model kurulumu. Bakıyorum ki burada bir boşluk var. Yanında bir ilmeğimiz var. Demek ki bu 2 ilmeği bir alacağım. Bir ilmeği alıyorum, başını doluyorum. Bakın tekrar boşluk var. 2 ilmeği bir aldım. Bir ilmeği doladım, boşaldım. 2 ilmeği bir aldım. Bir ilmeği doladım, boşaldım. 2 ilmeği doladım. Tekrar bir ilmeği boşaldım. 2 ilmeği doladım. Tekrar bir ilmeği boşaldım. 2 ilmeği doladım. Bakıyorum 4 tane haroşamız kaldı. Evet, model kurulumumuz bu şekilde. Hanımlar, şöyle göstereyim. Evet, çok güzel bir model. Arkadaşlar ben sipariş üzerine battaniyeleri örüyorum. Her renk ördüm. Gerçekten bütün renklere de model çok yakışıyor. Evet, şimdi dikim işlemine geçelim. Ben dediğim gibi size önce şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde ben battaniyemi başlıyorum. Başlama noktası burada. 10 ilmek başlıyorum. Battaniyede dediğim gibi bir önceki videomda var. Anlatım 18'e kadar çıkıyorum. Tekrar 10'a. Bu şekilde 7 tane tepeçik yapıyorum. Sonra bir köşe yapıyorum. Tekrar 7 tepe. Tekrar bir köşe, 7, böyle yapıyorum ve 4 etrafını bitiriyorum. Bu şekilde bitiriyorum. Şimdi en çok soru sorulan, burayı başladık, burayı bitirdik, burayı nasıl birleştireceğiz? Şimdi orayı anlatmak istiyorum size.
Bu şekilde başlamıştım burada. Yani tepecikte başladım, köşede bitiriyorum. Şimdi köşe anlatımım dediğim gibi videomda, bir önceki videomda var. En son bitirdim. Köşemi yaptım, bitirdim. Ters sıradayım. Burada 10 ilmekle başladık. Burada da 10 ilmeğimiz var. Şimdi ben burada tersten ilmeklerimi kesiyorum. Şuradaki ile buradaki 10 ilmek eşitlenecek yani. Kesme işlemini yapalım. Örerek kesiyoruz. Arkadaşlar ben 8 kat lif ipi ve 6 numara misina şiş kullanıyorum. Arkadaşlar çoğu soruyorlar başka bir iple olmaz mı diye. Olur, olmaz değil ama bu şekilde daha güzel oluyor arkadaşlar. Tabii herkesin zevki. Bu şekilde bütün ilmeklerimi kesiyorum. Arkadaşlar bir kalın oldu. Bu şekilde ilmeklerimi keseyim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açarsanız çok memnun olurum. Evet, son ilmeğimi de yaptım. Bu şekilde tekrar şöyle bir ilmek atıyorum ki açmasın. İpimi şöyle geçireyim. Böyle sıkıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, şimdi biten yer burası. Burası şimdi 10 ilmekle kestim. Burası da 10 ilmek. Bu şekilde birleştirdiğim zaman bakın hiçbir bağlantı yeri de, bakın şöyle de göstereyim size, belli olmuyor. Yani bakın giriş, inişler, çıkışlar, bu şey buradaki şekil gibi, görmüş olduğunuz gibi hiçbir sorunsuz birleşecek inşallah. Şimdi burayı birleştirelim. Ben şöyle ipime ipimi taktım. Bu ipleri sonra şeyden keseceğim, birleştireceğim. Bu şekilde yine şöyle göstereyim size, yanlışlık. Şimdi şurası kestiğim 10 ilmek arkadaşlar. 10 ilmek kalmıştı, 10 ilmek. Bu şekilde birleştiriyorum bakın. Umarım anlaşılır olmuştur. Tersinden tam şu köşeden bu şekilde ilmeklerimi birleştiriyorum. Dediğim gibi şu kalan ipleri sonra keseriz. Yani birebir. Ben ince, çok kalın ip kullanmıyorum. Tek kat ve iki kat kullanın ki diktiğiniz yer çok belli olmasın. Şimdi acemice şöyle hemen hızlıca dikeyim. Videom çok uzamasın. Evet, bu şekilde. On ilmeği. Karşı tarafta da 10 ilmek var. Burada da 10 ilmek var. Kestim. Onları böyle karşılıklı dikiyorum. Şu ipleri dediğim gibi daha sonra makasla alacağım inşallah. Evet. Karşılıklı dikelim. İlmeklerin sonuna kadar. Pardon, gözüküyordur umarım. Evet. Tekrar şu köşeden de birleştireyim. Sonra bir bakalım nasıl oldu. Tamam, diktim. Bakın arkadaşlar, şimdi diktim. Görmüş olduğunuz gibi çok belirgin olmadı. Evet. Tabii ben biraz acele ettim. Bunları buradan keselim. Fazlalıkları alalım. Evet. Şimdi ortayı nasıl oturtuyorum? Tekrar size onu göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi şu da orta parçam. Şimdi bunu şu köşelerden ben tersinden tabi yapıyorum. Köşeleri köşelere gelecek şekilde iğneliyorum. Dikmesi daha kolay olsun diye. Bakın bu şekilde iğneliyorum. Köşeyi de bu köşeyi şöyle iğneleyelim.
Bunu da buraya son köşemizi de iğneledik. Şöyle çeviriyorum. Bunu yedirerek arkadaşlar köşeleri yedirerek böyle dikeceğiz inşallah. Sonra ben bir parça biraz buhar ütüsü yapıyorum ve köşeyim açılıyor. Şimdi size hemen şöyle dikimini de göstereyim. Köşedeki iğneyi çıkardım. Şimdi tam köşeden, bakın şu köşe örgüsünden şuradan alıyorum. Bunu da hemen buradan alıyorum. Bu şekilde tersten dikiyorum arkadaşlar ben. Örgüleme ipimi 2 kat kullanıyorum. 8 kat kullanmayın. Bu şekilde sıra sonuna kadar birebir ayrı ayrı dikmeyin arkadaşlar. Yani birebir dediğim bir göz bir ilmek buradan şöyle anlatayım. Bir ilmek buradan alarak dikin. Yani aralar sıkı olsun. Şu şekilde sıkılaştırın. Yani bir ilmek buradan alıyorum. Bakın. Bir buradan. Bir buradan. Bir karşıdan. Aralıklı olmasın arkadaşlar. Sıkıca 2 kat lif ipiyle dikin. 8 kat kullanmayın. Bir buradan. Bir buradan. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar böyle gelelim. Yani ilmek atlamadan daha düzgün olması için ilmek atlamadan dikelim. Bakın. Bir buradan, bir buradan. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar dikeyim, geleyim arkadaşlar, affedersiniz. Sonra inceyi nasıl diktiğimi de göstereyim. O da çok soruluyor çünkü. Tekrar görüşelim inşallah. Evet hanımlar, ben şimdi ördü etrafında diktim modelimin. Bakın çok güzel oldu. Dediğim gibi bu şekilde. Bakın burası arka tarafı. Evet. Bakın birleştirdiğim yer çok bile belli değil. Şurası birleştirdiğim yer ama çok dikkatli bakınca biliniyor. Yoksa gayet düzgün bir model oldu. İnşallah anlatımım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir de size şu inciyi nasıl diktiğimi göstereyim. Arkadaşlar bu incimiz, inciler bu şekilde satılıyor. Yani ipi nasıl diktiğini soruyorsunuz tek tek mi diye. Böyle ip de dizili bir inci. Metrelik inci diye satılıyor arkadaşlar. İstediğiniz renk alabilirsiniz. Ben bu incileri size dikimini de göstereyim nasıl diktiğimi. Şimdi mesela bir köşeden başlayalım. İpimi tek kat iple dikiyorum arkadaşlar. Belli olmasın diye. Bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle tutuyorum incimi tam iki şey battaniye ile kenarı birleştirdim. Yerin üzerine getiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar ipimin ortasından iki incinin ortasında bir boşluk var. Oradan geçiriyorum. Alttan iğnemin tekrar arasından tekrar geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle alıyorum alttan ipimi. İğnemi alttan geçiriyorum. İki incinin arasından çıkıyorum. İpimi alttan geçiriyorum. İki incinin arasından çıkıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde sıra sonuna kadar böyle yapıyorum. Tekrar buradan dönüyorum. Ve modelimi tamamlıyorum. Tekrar göstereyim. Şöyle yakından. İğnemi alttan geçiriyorum. İki incinin arasından çıkarıyorum. İğnemi tekrar alttan geçirdim. İki incinin arasından çıkardım. Çok sıkı dikmeyin arkadaşlar. İnce asılmasın. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde alttan çıkıyorum. Tekrar alttan çıkıyorum. Evet. Dediğim gibi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Böyle dolanıyorum. Tekrar bitince tekrar dikiyorum. Şöyle de güzel bir model. İncim de tam denk geldi. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kafanıza takılan, aklınıza takılan şeyler varsa ne olur sorun arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplarım. Ben battaniyemin köşesine bu şekilde küçük papatyalar yapıyorum. Bu şeye köşeleri oturtuyorum. Ve ortasına birer inci yapıyorum. Şıklık vermesi açısından. Dediğim gibi her renk, her model ördüm.
Sipariş üzerine örüyorum arkadaşlar. Ama çok soru geldiği için de örmek isteyen arkadaşlara da yardımım olsun diye böyle bir video çekmek istedim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Dediğim gibi kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz eğer. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler, örgülü günler arkadaşlar.